hadis-i şerifte buyurmuş, gitmez Allah'a biraz yani. Şaşırdınız, bocaladınız, bunaldınız, kabir elinden yardım al. Bu kabir elinden yardım alın demek. Git de ölüye veya evliya olsun, peygamber olsun, sahabe olsun. Yarat demek anlamına gelmiyor ki yani. Kim yaratabilir Allah'tan gayrı canım? Halik, hükümlü şey. Bir tane var. O zaman ne demek oluyor? Ya Rabbi bu zat hürmetine bu sıkıntımı gider demek oluyor. O zata da tut elimden demek. Ya adam ölü zaten, nasıl tut elimden diyorsun? Ya kardeşim ölü zaten, niye selamun aleyküm diyorsun? Bütün Vahabiler adama bunu öğretiyor. Yasin Fatiha bir şey yok. Okumak bidat. Okuma. Ne yapacaksın? Esselamu aleyküm. Darakamü müminin entümüs sabıkun ve lehanüküm lehakun. Diyeceksin. Eselullah lene aleyküm lafiye. Onu da kabul ederlerse ederler. Sahiptir. Bir de onu diyor. Peki tamam da. Kardeşim. Geliyoruz burada direk var, duvar var, mermer var yani. Veya toprak var. Esselamu aleyküm kime denir? Aleyküm size denir. Şimdi gelin o zaman ben buradaki direğe. Gelsem siz de burada gelin. Esselamu aleyküm desem sen de dersiniz. Kafayı yemiş dersiniz yani. Şimdi adam Vahabi geliyor diyor ki gel bu toprağa diyor. Esselamu aleyküm de diyor. Tamam. Eselullah lene ve leküm lafiye. Size de bize de Allah'tan afiyet dileriz. Lene ve leküm yani. Siz biz. Siz kimsiniz yani? Direkse bu duvarsa. Adam ölmüş de ruh diye bir şey yoksa. Ruh tanımıyorsa. Ruh selam almıyorsa. Cevap veremiyorsa. Niye aleykümüne lene ve lekümüne? Bu kadar mantıksız bu Vehhabi kafası yani. Bunu bile anlamıyor. O zaman tut elimden de dersin. Madem Allah sana da bana da afiyet versin. Tut elimden tut da dersin. Nasıl tutacak elini? Kabirden çıkıp bedeniyle tutmayacak hoş. Allah'ın dinde itibarı varsa devreye girer. Bir de melekler görevlendirilmiş. Hadis-i şerif var. Evliyaullah'ın mezarlarına melekler görevlendirilmiş. Adam gidiyor işte çocuğum olmuyor ya Rabbi sıkıntım var veya kanser olmuş veya karım şöyle hasta veya oğlum böyle bana şan diyor falan filan. Derdini Allah arz ediyor, dua ediyor. O zat ile tevessül ediyor, onu aracı yapıyor. O melekler de ne yapıyorlar? Amin diyorlar. Sırf Evliyaullah'ın görevli melekler var mezarlarında görev. Onlar amin diyorlar duasının kabulüne vesile olması için. Günahsız ağızlarıyla. Ondan sonra amin demekle de kalmıyorlar. Hangi melek o işle ilgiliyse o adamın o işinin çözülmesi için de devreye de giriyor. Devreye de giriyor yani bu zahiri alemde. Bir sen de birden bakıyorsun Allah Allah bu iş nasıl denk geldi diyorsun. Hiç alakası yoktu. Ben bu adama derdimi anlatmaya geldim. Adam konuyu kendi açtı diyorsun. Biz bu işin peşindeydik. İşte ümitli değildik. Allah mevzu birden nasıl çözüldü diyorsun. Bunlar rastgele mi oluyor yani? Her şey bu zahiri alemde şeye bağlı değil ki, sebeplere bağlı değil. Arkada da manevi çalışanlar var.